Kürt sorununun yani şu an bitmiş olan ama evet. yıllar öncesinde olan Kürt sorunun temelinde hangi siyasi anlayış vardır? Hangi siyasi parti vardır? Şimdi bir Kürt olarak tamam. Cevap bölgeye de. gidelim. Evet. Bingöl'e, Hakkari'ye, Van'a bize tutalım. Tamam. Diyelim ki Kürt sorununun temelinde hangi siyasi anlayış vardır? Millet CHP, MHP der. Evet. Çoğunluk CHP diyecektir. Tamam. MHP'nin evet ıkçı veya farklı milliyetçi söylemleri olmuştur. Ama fiili olarak uygulama açısından CHP kadar hiçbir zaman güçlü ve etkin olmamıştır. Çünkü MHP Mesela devlet de, olamamıştır da fikirlerini, da fikirlerini uygulayamamıştır. Belki devlet olsa CHP'den bilemiyoruz. <laughs> Ama en azından, en azından ben bir be, ben bir Bingöl, Diyarbakırlı olarak ben evet benim Diyarbakır'daki köyümü, Bingöl'deki köyümü e, MHP yakmadı. Evet. Benim köyümü CHP yaktı. Benim insanlarımı batıya göç ettiren MHP değil. CHP'dir. Yıllarca red, inkar politikaları şu anki bana verilmiş olan hakların CHP zamanında hep bana verilmedi ve zulmedildi. Şimdi dolayısıyla aslında bizim insanlarımız bu şekilde anlattığımızda R olarak bunun sorumlusunun MHP'lilerin değil CHP'lilerin olduğunu çok iyi biliyor. Bu bir. Kürt sorununun temelinde CHP MHP var zihniyeti değil CHP zihniyeti var kesinlikle, mı diyorsunuz? Kesinlikle. Evet. Fiili olarak. Evet. Bu bir. Söyle değil mi? Tamam. Fiili, fiili olarak. olarak. Ha, Ama bir. şunu da parantez içinde bir kez daha söyleyeyim. MHP devlet olamadı. Olsaydı başka ben işler niyet, yapar Ben mıydı. niyet CHP'yi mumla arar mıydınız? Onu da bilmiyoruz. Tabii. Ben evet. niyet okuyamam. Evet. Fiili yaşadığım konuları, evet. dokunduğum şeyi anlat anlatabilirim. Bu bir. İkincisi şimdi MHP AK Partili bir ittifak kurmaya çalışıyor. Tamam. Ee, peki bu ittifakı kurarken ee, AK Parti iktidarından önce Kürt sorununun temelini oluşturan hak ve özgürlükler noktasında ve demokratikleşme noktasında verilmiş olan bu haklarda MHP hangi hakkın AK Parti tarafından geri alınmasını talep ediyor? Şu an bir öyle talep yok. Benim MHP bildiğim de yok. Getirdim. Şimdi bana verilmiş, bir Kürt olarak bana verilmiş bu hak talebiyle alakalı MHP'nin geri adım ile ilgili ittifakta bir adımı yoksa nedir bu? Bir örnek vereyim. Ya mesela TRT Kürtçe'yi kapatın demiyor. Devlet. Devlet Kürtçe yayın yapmasın demiyor eyvallah, MHP. Eyvallah. Eyvallah. Hatta Kürt, bir adım ileriydi. Evet devlet okullarında Zazaca ve Kürtçe öğrenilmesinin yasaklanması veya kaldırılması ile ilgili bir talebi yok. Tamam. AK Parti veya MHP bırakın siyasi kimliği bir kenara. Tamam. Bir Kürt olarak benim haklar ve özgürlükler noktasında haklarıma ve özgürlüklerine dokunmuyorsa tamam. ne önemi var ki? Kim olduğunun ne önemi var ya? Yani? Peki sizinle aynı dönemde birlikte Diyarbakır'da milletvekilliği yaptığınız Galip Ensarioğlu kendisi bu dönemde Diyarbakır milletvekili dedi ki MHP Alparslan Türkeş döneminde ırkçı bir partiydi. Bu dönem değil dedi. Doğru. Evet. Mu? Doğru bir dönem. Yani es şu, Devlet Bahçeli ile birlikte şunu görüyoruz. Eskiden e, milli duygulardan ziyade ırkçı yaklaşımlar çok daha ağır basıyordu. Bahçeli ile birlikte ne oldu? Milli duygular daha, daha milli ağır. duygular çok daha ön plana çıkmaya Irkçılık, başladı. Irkçılık ama e, geri plana bu mı şu anlama gelmiyor. Yani e, rahmetli Türkeş zamanında Milli duygular yoktu anlamına gelmiyor. Irkçılık da ağır basıyor. Ya orada Türk ırkçılığı biraz daha bazı kesimler tarafından altı çizilip işleniyordu. Ama son 10 yıldır belki de onlar da aslında bölgeyi iyi tanımaya başladıklarında biraz iç içe girmeler de arttığında milliyetçi duyguların bütünleştirici bir duygu olduğunu gördüler. O zaman MHP Bahçeli sürecinde ırk ırkçılıktan daha milli duygulara bir geçiş mi yaşadı evet, sizce? Zaten AK Parti ile MHP hatta Türklerle Kürtler arasındaki ortak payda milli duygular. Bayramın millet. millet. Millete bakış açım. Türk Şimdi, milleti diyorlar. Biz ne diyoruz? Yani Sayın Cumhurbaşkanımız ne diyor? İbrahim milleti. Ben zaten ben tek milleti şu şey. an. Türk milleti değil mi? Ha? Türk milleti yani değil mi? Yani bu noktada ke, Türk milleti bilirse dediği zaman kendini farklı görebilir. Tamam. Ya ben mesela e, Türk Konusunu kendime almıyorum. Ben ben kürdüm. Ama ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaktan onur evet. ve şeref duyuyorum. Ama Türküm diyemiyorsunuz. E, kürdüm çünkü. Yani i̇şte kürt sorunun temeli bu değil mi? Bakın 10 saniyede evet. kürt sorununu yaşadık burada. Hayır aslında yok. Şundan dolayı. Şimdi benim inanç temelimde İbrahim milleti, milleti İbrahim kavramı var. Millet i İbrahim kavramında açtığımız zaman ne var? Arap. Herkes. Herkes. herkes Allah'ın yarattığı her kul millettir. Yani İbrahim ya bu milleti, kadar biz, biz İbrahim evet. milletindeniz. Benim şu an Türk kardeşlerimden hiçbir rahatsızlığım yok ki aynı kaderi paylaşmışım. Evet. Ve aynı devlette, aynı bayrakta, aynı ülkede vatanda yaşamaktan onu ve şeref duyuyorum. Ama Bakın, anayasa size Kürt demiyor ki Türk milleti diyor. Siz mesela ben Türk, Türk değil Kürdüm diyorsunuz. Evet. Ama anayasa size Türk diyor. Yani anayasa şu an öyle diyor, doğru. Ama bunlar her zaman tartışma konusu evet. oldu. Görüşlerimizi beyan etmeye çalışıyoruz. Ama olmaması benim bir ayrım sebebim değil. Ha. Ya ben bundan rahatsızlık duymuyorum. Yani. Ya anayasada yani Türk milleti birileri, yazabilir diyorsunuz. Birilerinin kendilerini Türk olarak tanımlamasından ben çok son derece rahatsız değilim. Çünkü aslında o Türk kelimesini kullanırken de beni de içine kattığının farkındayım.